çocuklar. Ben Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'ndan Gülistan öğretmen. Bugün sizinle birlikte mikroplarla ilgili etkinlikler yapacağız. Öncelikle mikroplarla ilgili bir parmak oyunuyla başlayalım. Mikrop çıkmış, yürümüş, yürümüş, yürümüş. Bir evin açık kapısından içeriye girmiş. Bir de bakmış ki merdivenler var. Başlamış çıkmaya. Tıkır, 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 tıkır. Üst kata gelince kapıya vurmuş. Tak tak tak, tak tak tak. Kim o? Ben Bay Mikrop. Ne istiyorsun? Seni hasta etmeye geldim. Ya, beni hasta edemezsin. Çünkü ben bol bol uyudum. İyi gıdalarla beslendim. Temiz bir çocuğum. Aşıda oldum. Beni asla hasta edemezsin. Hah, ben gidiyorum o zaman. Annesi sabunlu suyla temizlik yapıyormuş. Mikrobun ayağı kaymış. Yuvarlanmaya başlamış. Kendini kapının önünde bulmuş. Hoşça kal mikrop. Bir daha sakın gelme. Merhaba tatlı çocuklar. Şimdi mikroplarla ilgili bir tane de deney yapalım mı? Hadi bakalım. Şimdi deneyimiz için gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Tabak, su, karabiber ve sıvı sabun. Şimdi tabağımızın içerisine biraz su koyacağız. Evet. Sonra karabiberimizden biraz alıp suyumuzun içerisine atıyoruz. Evet çocuklar, karabiber şu an ne? Bizim mikroplarımız. Sevmediğimiz mikroplar. Şimdi parmağımızı sıvı sabunun içerisine batırıyoruz. Daha sonra buraya. Bakın çocuklar. Mikroplar sabunu görünce nasıl uzaklaştı? Evet. Demek ki çocuklar, bizler hasta olmamak için yemeklerden önce, yemeklerden sonra, parka gidip oyun oynadığımız zaman hemen ne yapıyoruz? Ellerimizi sabunla güzelce yıkayıp suyun önünde güzelce duruluyoruz ve bir peçeteyle de kurutuyoruz. Niçin? Hasta olmamak için. Kendinize iyi bakın çocuklar. Merhaba çocuklar. Şimdi mikroplarla ilgili sanat etkinliğimizi yapalım. Etkinliğimiz için gerekli olan malzemeler sulu boya, palet, yapıştırıcı, hazır göz ve pipet. Şimdi paletimizin içine ben önceden su koymuştum. Fırçamızı suya batırıyoruz. Tabi istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Siyah kullandım ben size göstermek için. Daha önce de mavi, kırmızı iki rengi kullandım ve bir de siyah. Tabi siz bütün renkleri, sevdiğiniz renkleri hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle siyah boyamı alıp kağıdıma damlatıyorum. Evet. Sonra mavi, ve daha sonra kırmızı.
Biraz da karıştırdım. Şimdi elimize pipetimizi alıyoruz ve kuvvetli bir şekilde üflüyoruz. Bir renk daha alalım. Daha güzel olsun. Hangi rengi alalım? Yeşil alabiliriz. Güzelce sürüyoruz boyamızı fırçaya. Sonra paletimize daldırıyoruz. Evet. Şu boşluğa biraz daha damlatalım. Evet. Bunu da üflüyoruz. Hadi kuvvetli bir şekilde üfleyelim. Bir renk daha yapalım mı? Hadi bakalım. Turuncu olsun. Sür 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 fırçanı sür. Sür 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 fırçanı sür. Evet. Evet, şimdi tekrar üfleyelim. Yeterli. Şimdi boyamızın kurumasını bekleyeceğiz. Evet. Kuruduktan sonra benim evde hazır gözlerim vardı. Mikroplara hazır gözlerden göz yapıştıracağım. Ama sizin evinizde hazır göz yoksa kağıtlardan küçük küçük gözler yapıp yapıştırabilirsiniz. Şimdi yapıştırıcımı sürüyorum. Bazı mikropları böyle tek gözlü, bazı mikropları iki gözlü yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin isteğinize bağlı. Evet, gözlerimizi yapıştırdık. Şimdi bu mikroplara çocuklar ağız yapabilirsiniz, diş yapabilirsiniz. Artık sizin tamamen hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben siyah renk boyamdan alacağım ve mikroplarıma ağız yapacağım. Evet çocuklar, etkinliğimiz bitti. Şimdi sıra sizde.